Bu video, köpek saldırısı sonucu ciddi şekilde yaralanan Jekyll'ın Durant'in hikayesidir. Bu olay, cesaretin ve dayanıklılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Durant, Texas'ta doğup büyüdü. Çocukluğundan beri hayvanlara büyük bir sevgi besliyordu. İlkokul ve lise eğitimini yerel okullarda tamamladı. Arkadaşları ve öğretmenleri onu neşeli, yardımsever ve hayvansever biri olarak tanıyordu. Durant, hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmayı ve veteriner olmayı hayal ediyordu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde veterinerlik okumaya başladı. Öğrencilik yıllarında hayvanlarla daha fazla vakit geçirebilmek için köpek bakıcılığı yapmaya karar verdi. Bu işi hem eğitimine katkıda bulunmak hem de hayvan sevgisini yaşamak için seçmişti. Köpeklerle olan bağı ve onlara gösterdiği sevgi onu bu alanda başarılı bir bakıcı haline getirdi. 21 Aralık 2021'de Durant için sıradan bir gündü. Texas'ın sakin ve güvenli mahallelerinden biri olan Couple'da yaşıyordu. Couple, Dallas'ın hemen kuzeyinde yer alan ailelerin yaşadığı huzurlu bir şehir olarak biliniyordu. Burası geniş parkları, temiz caddeleri ve topluluk etkinlikleriyle tanınıyordu. Durant, Couple'daki birçok evde köpek bakıcılığı yaparak hayvan sevgisini mesleğine dönüştürmüştü. O gün Durant bölgedeki bir ailenin köpeklerine bakmak için görevlendirilmişti. Bu aile sık sık seyahate çıkan ve köpeklerini güvenle emanet edebilecekleri birini arayan ve Durant'in uzun zamandır müşterisi olan bir aileydi. Evin bulunduğu sokak genellikle sessiz ve huzurluydu. Komşular birbirlerini tanır ve yardımlaşırdı. Durant köpeklerle daha önce de ilgilenmişti ve onlarla iyi bir ilişki kurmuştu. Ancak o gün evde beklenmedik bir şey oldu. Köpeklerin kapalı olması gerekirken köpekler o gün sallık haldeydi. Aile bunu da Durant'e mesajla iletmişlerdi. Ama Durant eve vardığında kapıyı açar açmaz köpekler aniden saldırganlaştı. Evin sahibi o sırada evde değildi ve köpeklerin bu ani saldırısının nedenini kimse bilmiyordu. Köpekler Durant'ın üzerine atladı ve onu yere devirdi. Durant ise köpeklerin saldırısına karşı koymaya çalışıyordu. Ancak köpekler çok güçlüydü. Durant'i evin içine doğru sürüklemeye başladılar. O da ayaklarıyla onları uzaklaştırmaya çalışıyordu. Pitbull cinsi köpek onun ayaklarını sıkı sıkıya kavramış ve sağa sola savuruyordu. Diğer köpek ise Durant'ın yüzüne doğru saldırıya geçti. Elleriyle yüzünü korumaya çalışıyordu. Fakat köpekler hırstan gözü dönmüş gibiydi. Ellerini ısırıyor ve durmaksızın saldırıyorlardı. Durant biriyle baş etmeye çalışırken diğer köpek saldırmaya devam ediyordu. Alman çoban köpeğini ittirmeye çalıştığı sırada Pitbull onu kulak bölgesinden yakaladı. O kadar güçlü asılıyordu ki derisi kafatasından ayrıldı. Durant yardım için çığlıklar atıyordu. Fakat köpekler kana susamış gibiydi. Pitbull kulağını kopardıktan sonra tekrar saldırmak için hamle yaptı. Durant onu engellemeye çalışırken Alman kurdu bu sefer onu yanağından yakaladı. Bu çok dehşet verici bir andı. Pitbull ellerinden onu asılırken diğer köpek de yanağından onu çekiştiriyordu. Uyguladıkları güç muazzamdı ve vücudu daha fazla dayanamadı. Yanak bölgesinde yüzünden ayırmayı başardılar. Ve hemen ardından burnunu dişlerine geçiren Pitbull burnunu da parçalamayı başardı. Bu acı dayanılmazdı. Etraf kan gölüne dönmüştü. Durant hareketsiz şekilde yerde yatıyordu. Ağır yaralanmış ve çok kan kaybetmişti. Yüzünde ve vücudunda derin yaralar oluşmuştu. Komşulardan biri evden gelen çığlıklar üzerine hemen polisi aradı. Acil servis ekipleri olay yerine geldiğinde Durant'i ağır yaralı halde buldular. Hemen hastaneye kaldırıldı ve acil ameliyat alındı. Couple'daki bu olay tüm toplumu şok etmişti. Sakin ve güvenli olarak bilinen bu mahallede yaşanan bu trajik olay herkesin dikkatini çekmişti. Durant'in uğradığı saldırı hayvanlarla çalışmanın ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Durant hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. Durumu kritikti ve bir dizi ameliyat geçirmesi gerekiyordu. Ancak onun için en önemli şey hayatta kalma mücadelesini kazanmaktı. Durant'in yaşadığı bu zorlu süreç ailesi, arkadaşları ve tanımadığı insanlar tarafından büyük bir destekle karşılandı. Herkes onun iyileşmesi için dua ediyor ve elinden gelen yardımı yapıyordu.
Brent'in yüzünde ve vücudunda meydana gelen derin kesikler ve ısırıklar ileri düzeyde plastik cerrahi operasyon gerektiriyordu. Yüzünü yeniden inşa etmek için bir dizi karmaşık ameliyat yapıldı. Bu ameliyatların amacı Brent'in hem estetik görünümünü hem de işlevselliğini yeniden kazandırmaktı. Özellikle yüz kasları ve derin akilleri üzerinde yoğunlaşıldı. Plastik cerrahlar Brent'in yüzünü estetik ve fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırması için birçok ameliyat yaptı. Ameliyatlar sonrasında Brent'in uzun bir rehabilitasyon sürecine girmesi gerekiyordu. Yüzündeki ve vücudundaki yaraların iyileşmesi zaman alacaktı. Ve bu süreçte çeşitli fizik tedavi ve psikolojik desteklere ihtiyaç duydu. Brent bu zorlu süreci atlatabilmek için büyük bir azim ve dayanıklılık gösterdi. Brent'in bu zorlu sürecinde ailesi ve arkadaşları onun yanında oldu. Brent'in yaşadığı korkunç saldırının hemen ardından olay yeri polis tarafından incelenmeye alındı. Kapıl Polis Departmanı saldırının nedenini ve nasıl gerçekleştirdiğini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olay yerinden toplanan deliller, görgü tanıklarının ifadeleri ve köpeklerin geçmişi bu soruşturmanın önemli parçalarını oluşturdu. Polis saldırının gerçekleştiği evde detaylı bir inceleme yaptı. Evin güvenlik kameraları olayın nasıl başladığını ve köpeklerin saldırısının şiddetini kaydetmişti. Köpekler olay anında o kadar saldırgan davranmıştı ki Brent'in üzerindeki pantolonunu, tişörtünü dahi parçalayarak çıkarmışlardı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olay adli makamlara taşındı. Brent'in ailesi köpeklerin sahibi olan aileye karşı dava açtı. Davada köpeklerin saldırısına uğrayan Brent'in ağır yaralanmalarından köpeklerin sahibi sorumlu tutuldu. Uzun süren duruşmalar ve değerlendirmeler sonucunda mahkeme köpeklerin sahibini ihmalden sorumlu buldu. Mahkeme köpeklerin sahibi olan ailenin Brent'in tıbbi masraflarını ve acı çekme tazminatlarını ödemesine karar verdi. Bu tazminat Brent'in tedavi sürecinde ve sonraki yaşamında ihtiyaç duyacağı maddi desteği sağlamayı amaçlıyordu. Olayın ardından köpekler yerel hayvan kontrol yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Mahkeme köpeklerin saldırganlık eğilimlerini ve toplum için oluşturdukları riskleri göz önünde bulundurarak köpeklerin uyutulmasına karar verdi. Bu karar hem Brent'in güvenliği hem de toplumun diğer üyelerinin güvenliği için alınmıştı. Köpeklerin uyutulması kararı birçok kişi için üzücü olsa da bu tür saldırıların tekrarlanmasını önlemek amacıyla alınan bir önlem olarak kabul edildi. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.